Borsa İstanbul'da ikinci seans işlemleri tamamlandı. Günün özetiyle piyasaya bakışta tekrar birlikteyiz. Önce bugünün kapanış seviyesine bakalım. 82.804 puan seviyesinden kapanış gerçekleşti. Yaklaşık 421 puanlık bir düşüş var ve hisse senetlerinde ortalama değer kaybı %0,51 düzeyinde gerçekleşti. Ama bugün borsadan çok dolar hareketi konuşuldu. Dolar TL'de şu dakikalarda 2.34'ün üzerinde bir hareketlilik var. Kısa başlıklar halinde günü özetleyelim. Bugünün başlıklarında neler vardı? Az önce de aktardığımız gibi döviz hareketi devam ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıf bir seyri var. Bugün Merkez Bankası 60 milyon dolarlık bir satış ihalesi açtı. İhaleye 104 milyon dolarlık teklif geldi. Bu arada bu ihale sonuçlarının ardından dolar TL'nin 2.34 seviyesini aşması dikkat çekici. Günün en yüksek seviyelerinde izliyoruz. Kuru aynı zamanda son bir yılın yine en yüksek seviyelerinde hareket ediyor dolar TL. Rubleye baktığımızda Rus rublesinde ciddi bir değer kaybı var. %6'yı aşan bir düşüş var dolar karşısında. Rublede kayıplar arttı. Hatta şu dakikalarda %7'nin de üzerinde bir değer kaybı dikkat çekiyor. Bugün Rusya borsasında da çok sert bir düşüş vardı. Petrol fiyatlarındaki hareket, Rusya ekonomisine ilişkin endişeler, temerrüt riskinin önümüzdeki günlerde gündeme gelip gelmeyeceği konusundaki soru işaretleri ruble üzerinde baskıyı arttırdı. Ama sadece ruble değil, gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısındaki zayıf hareket, özellikle Brezilya realinde, Endonezya rupisinde şu dakikalarda biraz daha belirgin ve dolar TL'de bu para birimlerinde negatif yönde hareketler dikkat çekiyor. Amerikan endekslerinin güne yükselişle başladığını hatırlatalım. Bir yandan da MTI'yi izliyoruz. Hem altın tarafında hem de petrolde bugün zayıf seyir vardı. Ons altın 1206 dolara kadar geriledi. Şu anda 1213 dolar civarında. Brent petrol 60 dolara yaklaştı. Oradan bir tepki yükselişi gerçekleştirdi ama bu tepki yükselişi şu dakikalarda yeniden zayıfladı. 63 dolarlar görülmüştü. 61 dolarlarda izliyoruz Brent petrolü. Amerika'da sanayi üretimi Kasım'da %1.3 olarak açıklandı ve beklentiden iyi geldi. Yarın Fed toplantısı başlayacak. Amerikan verileri de bir yandan dikkatle izleniyor. Bugün Borsa İstanbul'da endeks 82.572 puanı görmüştü. Daha az önce kapanış 82.804 puandan gerçekleşti dedik. Hemen teknik yorumları alalım. Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerleri'ne döneceğiz. Teknik Analiz Müdürü Sevim Şahin telefon attığımızda. Sevim Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Bugünkü kapanışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kur hareketine rağmen borsa 83 bin civarında tutunabildi, tutunmayı başardı, denedi en azından. 400 puanlık bir düşüş var. Nedir yorumunuz? Evet, kur hareketine rağmen 83 binden fazla uzaklaşamadı da diyebiliriz. Ki 83 bin kısa vadeli yükselen trend seviyesi. Dolayısıyla bu kapanışla bu trendin kırıldığını tam anlamıyla teyit edemiyoruz. Yarınki hareketler bu anlamda biraz daha belirleyici olacaktır. 82.500'ü bir anlamda yine izleyeceğiz. 82.500'ün altına gerilemesi haline veya yarın da 83.000'in altında kapatması halinde biz biraz daha aşağı yönlü şeyin devam etme olasılığını ağırlık vereceğiz. Yani şu aşamada şimdi dövizdeki eğilime rağmen bu hareketin bu şekilde gerçekleşmiş olması gayet olağan. Döviz de yurt dışında diğer gelişmekte olan para birimleriyle paralel aslında hareket ediyor. Ve FED öncesi zannediyorum bu teyakkuz durumu bir süre daha devam edebilir gibi görünüyor. Endekste yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmek için en azından 83.5'ların yukarıya geçilmesi gerekir. Ama hani kısa vadeli düzeltmenin sona erdiğini düşündürmesi için de 85.000'in geçilmesi gerekir. Evet, dolar TL'deki hareket ki bugün 2.34'ün üzerindeyiz şu dakikalar itibariyle. Hangi seviyelere taşıyabilir kur beklentilerini, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün özellikle öğleden sonra yeniden şu dakikalar itibariyle ivme kazanan bir yükseliş görüyoruz kurda. Evet, dolar TL'de 2.35'li seviyeler şu aşamada ilk trend seviyeleri zaten buraya da yaklaştı, çok az bir zaman kaldı. 2.30'un geçmesiyle beraber ilk hedef burasıydı teknik olarak. Ha, burayı geçerse o zaman bir miktar daha yukarıya yolu olduğunu düşünebiliriz ama şimdilik 2.35'i izlemek gerekiyor. Evet, peki, teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Bir yandan da
Dolar endeksini ve döviz sepetindeki hareketi takip ediyoruz. Dolar TL'yi konuşurken döviz sepetinde önemli noktalardayız. 2.63'lere doğru hareketlenmiş durumda döviz sepeti ve %1,84'lük bir yükseliş var döviz sepetinde. Bu arada Euro TL'de ve Dolar TL'de yön yukarı. Euro TL 2.90 seviyesini aştı. 2.91-31 civarında. Dolar TL'de az önce bahsettik günün en yüksek seviyeleri, gün içi zirvenin tazelendiğini görüyoruz. 2.34-40 seviyesiyle. Bu arada Euro dolarda da Euro lehine hareket 1.24 seviyesinin üzerindeki çabalarla devam etmekle birlikte şu dakikalarda bir miktar doların güçlendiğini görüyoruz. Ve dolar endeksi 88.5 civarında. FED toplantısı öncesi diyelim. İntegral menkul değerlere dönelim. Orada Emre Çayırlı bizi bekliyor. Emre, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Burçak. Türkiye piyasaları için bir negatif ayrışmadan bahsediliyor bugünkü hareketle birlikte. Bunu TL tarafındaki seyirde biraz daha belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Borsa İstanbul belli seviyelerde tutunmayı başardı. Bunun arkasında hangi gelişmeler olabilir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bugün sabah saatlerine baktığımız zaman dolar tutulması tarafında aslında biraz geri çekilme yaşanıyordu. Ama işsizlik rakamlarının açıklanması sonrasında ve artan bir işsizlik oranının görülmesiyle beraber TL tarafında değer kaybı yaşanmaya başladı. BIST tarafında çok büyük bir değer kaybı görmedik. 82.500 üzerinde hayat tutulmaya devam ediyor. BIST'in 81.000 seviyeleri biraz daha önemli destek konumunda. Eğer 81.000'den aşağısına geçen bir BIST görürsek o zaman dolar TL'de 2.39'lara başlayan bir hareketin devam ettiğini izleyebiliriz. Bu kapsamda çarşamba günü Fed'den gelecek açıklamalar oldukça önemli. Ve Fed'deki açıklamalar öncesinde de Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. Eğer enflasyonda biraz yukarı yönlü bir toparlanmaya dair sinyal alınabilirse dolar endeksindeki kuvvetlenme de bu harekete destek olup 2.34.50 seviyesinin üzerine geçilmesi sonrasında sert alımlar gelinebilir. O yüzden ilk etapta 2.34.50 direnç bölgesinin takip edilmesi önemli olacaktır bundan sonra. Evet, şu dakikalarda dolar TL 2.34'leri zorluyor yeniden, sabah saatlerinde yine bu seviyeleri görmüştük. Dönüp dünyaya baktığımızda euro dolarda 1.24'ün üzerinde kalma çabası var. Ancak şu dakikalarda yeniden dolar güç kazanıyor gibi gözüküyor. Euro dolar paritesi neyi fiyatlıyor? Orada da bir Fed etkisi görürsek hangi seviyeler gündeme gelebilir euro dolar için bu hafta? Evet, euro dolar tarafında önemli olan yukarıda direnç 1.25-15 seviyesi. Şayet 1.25-15 seviyesi kırılırsa yukarı yönlü sert hareketlerin devam ettiğini görebiliriz. FED açıklamalarına kadar yatay bir band içerisinde volatil olmayan hareketler biraz daha ön planda olacak gibi duruyor. Bugün içerisinde Amerika verilerinin iyi gelmiş olması dolar tarafında biraz kuvvetlenme yaratıp pariteyi tekrar 1.24'lere doğru geri çekmiş durumda ama genel olarak bakarsak teknik anlamda 1.28.80'den başlayan düşüş trendinin üzerinde fiyatlanması yukarı yönlü hareketlerin biraz daha ön planda olabileceğini gösteriyor. Konuda da Fed'in yapacağı açıklamalarda eğer faiz arttırımına çok fazla değinmez, 2015 yılının sonlarına doğru bırakıldığına dair bir sinyal verilirse dolar tarafındaki değer kaybıyla beraber euro dolarda da 1.26 seviyelerinde doğru hareketlilik yaşanabilir. Evet, teşekkür ediyoruz Emre Çayırlı değerlendirmeler için. Dolar konuşuluyor gün sonunda. Uluslararası piyasalarda da dolar hareketini görüyoruz. Bu arada içeride 2.34.50 civarında bir hareket var dolar TL'de. Yarının gündeminde neler olacak? Piyasaları neler etkileyecek bakalım. Çin'de HSBC imalat PMI verisi açıklanacak. Geçici rakam olduğunu, aralık rakamı olduğunu söyleyelim. Diğer yandan Almanya'da ve Euro bölgesi genelinde market tarafından açıklanacak olan hizmetler ve imalat PMI verileri var. Bunları takip edeceğiz. Bir toparlanma var mı? Aralık ayı rakamları. İngiltere'de TÜFE enflasyon verisi açıklanıyor. Yarın önemli sterlin dolar paritesini etkileyebilir. Almanya'da ZEV mevcut durum anketi açıklanacak. Aynı zamanda beklenti anketi, bir iyileşme görecek miyiz? Bunu takip edeceğiz. Euro bölgesinde aynı zamanda dış ticaret rakamları da var. Ve Amerika'da konut başlangıçları yarın açıklanıyor. Kasım rakamı olduğunu hatırlatalım. Yine yapı ruhsatları da duyurulacak. Ve tabii ki FED toplantısı yarın başlıyor. 2 gün sürecek olan toplantı çarşamba günü sona erecek. Ve Janet Yellen'ın bu toplantılardan bir açıklama yapması bekleniyor. Ama yarın FED'in toplantısı ilk gün. Dolayısıyla bunun öncesinde fiyatlamaları da izlemeye devam edeceğiz. Evet, piyasalarda bir gün daha geride bıraktık. Yarının piyasaya bakışta gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.
pelvis, countless fractures. She's really been able to move.